değerli dostlarım, Gazi Fişi kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz malumunuz önceden Kurşun Arkası adıyla başlamış olduğumuz yolculuğumuza Gazi Fişi adıyla devam edeceğiz. Çünkü arkadaşlar bazı önerilerde bulundu. Dedi madem balıkçılık, madem amatör balıkçılık birçok konuda paylaşım olacak. O yüzden genel bir isim olsun istedik ve Gazi Fişi markası ile yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 10 gündür memleketim olan Erzincan'daydım. 2020 arıcılık sezonunu geride bıraktık ve şimdi 2020-2021 balıkçılık sezonu için ekmeğimizin başında, tezgahımızın başındayız arkadaşlar. Ekmek diyorum, tezgah diyorum ama ben normalde bu işi yapmıyorum ama çok böyle bu şekilde itham eden arkadaşlar oluyor. O yüzden bize de bir alışkanlık oldu, az alışkanlığı. Şimdi arkadaşlar benden takım alan arkadaşlarım veya İstanbul Boğazı'nda avlanmayıp da bu mantarlı takım nedir? Nasıl av yapılır? Mesela Karadeniz'e birçok yere gönderiyoruz. Orada genelde bu tarz takımlar kullanmıyorlar arkadaşlar. Gönderdiğim arkadaşlar da bazen soruyor ben bu takımı nasıl kullanabilirim? Kamışın ucuna nasıl bağlayabilirim diye sorular yöneltiyorlar. Hem onlar için hem de yine İstanbul Boğazı'nda avlanıp da acaba ben doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum şüphesine kapılan arkadaşlar için bu videoyu çekmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben sizlere bu videonun içerisinde arkadaşlar kamış ucundan gelen misnanın ucundan işte klipsten sonra bir şöyle göstereyim. Mantarlı takım 2 iğneli, 3 iğneli veya uzun pala tek iğneli takım nasıl olmalıdır? Bu takımlar suyun içerisinde nasıl durur? Onlara değineceğiz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz takım benim devi şahsına münasır olarak adlandırdığım, kendi yapmış olduğum çelik telli takımlardır. Yem nasıl takılır konusuna değinmeyeceğim. Çünkü kanalımda bu konuyla ilgili çok güzel videolar var arkadaşlar. Onları izleyebilirsiniz. İstavrit balığını fileto yaparak nasıl takarsınız? Onun en ayrıntılı videosu kanalımda zaten var. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazır bu videoyu başlattık. Biraz detay vereyim arkadaşlar. Şu an mesela ben takımlarımı 0.24 olan beden olarak bunu kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü çıkan balık belli ama bulunduğunuz merada böyle çinekoptan, sarı kanattan çıkıp lüfer, kaba lüfer boyuna geldiyse eğer arkadaşlar bu tabii yeterli gelmeyecektir. Ama şu an için İstanbul Boğazı'na çıkan balıklar için 0.24 beden misnası gayet uygun bir misnadır arkadaşlar. Mantar konusuna gelecek olursak arkadaşlar birçok seçenek var. Eva mantarlar var biliyorsunuz suni mantarlar. Klasik şarap mantarı diye bildiğimiz mantarlar var. Ben kendi takımlarımı arkadaşlar şöyle göstereyim. Kaplamalı, hologramı çıkmayacak şekilde üzeri kaplamalı arkadaşlar ve bal ağacına yapılmış mantar kullanıyorum. Yani bildiğim kadarıyla dünya üzerinde su içerisinde yani suyun kaldırma kuvveti en yüksek olan ağaç bal ağacıdır ve ben bunu dikkate alarak arkadaşlar takımları daha kayıt olması açısından bu şekilde yapıyorum. Ben şarjörlü takım kullanıyorum. Takımlarım yine bu konuyla alakalı bir video profilimde var arkadaşlar. Gazi Fishing şarjörlü takım olarak bakabilirsiniz. Av esnasında yemi değiştirmek, söktak yapmak veya takım kestiği anda iğneyi değiştirmek çok kolay olduğu için bu şekilde kullanıyorum. Arkadaşlar şöyle Berkley'in Black Velvet serisi çok kaliteli. İğne aralarında ip kullanacağım zaman arkadaşlar bunu tercih ediyorum. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Siz de kullanabilirsiniz. Şöyle bir dakika göstereceğim arkadaşlar. Çelik telli takımlarım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dünyanın en ince, en yumuşak, en kaliteli çelik telli markası olan arkadaşlar. AFF marka kullanıyorum. Gayet de memnunum. Misina'dan, ipten herhangi bir farkı yok. Oldukça yumuşak bir yapısı var arkadaşlar. Ben takımlarımı bağlarken bu şekilde bağlıyorum ve kendim asist bağlama tarzında arkadaşlar pala başlarını görmüş olduğunuz gibi muhafaza ederek ve nizami bir ölçüde bağlıyorum arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte bu bağlanmış olan hazır takımı su içerisinde nasıl duruyor onu hep birlikte görelim. Ben görelim derken ben bunun anlatımını yapayım. Siz kafanızda canlandırın. Arkadaşlar şimdi mantarlı
çirekop takımlarının kullanımı sırasında bulunduğunuz mera çok önemlidir. Eğer derin bir merada avlanıyorsanız arkadaşlar beden boyunu ona göre yükseltmeniz gerekir. Daha sığ bir merada avlanıyorsanız arkadaşlar yine meranın sığlığına göre arkadaşlar beden boyunu küçültmeniz gerekiyor. Sığ meralarda yani bu işte dediğim gibi bulunduğunuz yerin derinliğine göre ama İstanbul Boğazı için şey yaparsak konuşursak arkadaşlar genel olarak İstanbul Boğazı'nda ortalama 1.30-1.50 boylarındaki takımlar gayet güzel iş yapmaktadır. Onu söyleyeyim. Ben bu videoyu çekeceğim için biraz kısa tuttum arkadaşlar. Şu bir kulaçta yaklaşık 1 metrelik bir bedene sahiptir. Şimdi çinekop avcılığı arkadaşlar özellikle gece avcılığı için bahsedeyim ben size. Çok ileriye atmanın pek bir faydası yoktur eğer gece avlanıyorsanız. Şimdi şöyle ki mera seçimi yaparken arkadaşlar genellikle İstanbul Boğazı'nda böyle aydınlatmanın olduğu, loş ışığın olduğu yerleri tercih etmeniz lazım. Çünkü bu loş ışığın olduğu yerlere yemlik balıklar gelir arkadaşlar. İstavrit gelir, kefal yavruları gelir, gümüşler gelir. Ve avcı dişli balıklar da arkadaşlar bunları yem niyetine şey yapacakları için kıyılarlar arkadaşlar. O yüzden sizin böyle çok açığa atmanızın pek bir önemi yok yani. O yüzden çok fazla abanmayın. Tabii bunu denemeniz lazım. Ama dediğim gibi yani çok aşırı bir mesafeye abanmanın, atmanın pek bir önemi yok. Çünkü şey yaptıkça, açığa attıkça derinlik çok çok daha fazlalaşacaktır arkadaşlar. Ona göre de takımınızı ayarlamanız gerekecektir. En önemli hususlardan bir tanesi bu. Diğer hususlardan bir tanesi arkadaşlar yem tazeliği. Yeminiz ne kadar taze olursa avcılıkta o kadar artacaktır arkadaşlar. Mümkün mertebe eğer çinekop avcılığı yapacaksanız yani böyle gün batımına yakın zamanlarda gidip silikonla sıyırtma dediğimiz tabirle arkadaşlar istavrit tutabilirsiniz. Çünkü çinekopun olduğu zamanlarda merada çinekop varsa arkadaşlar istavrit balığı orayı terk edecektir. O yüzden normalde çapar ile balık tutmak biraz zorlaşacaktır. Bunu aşmanın en kolay, en etkili yöntemi arkadaşlar bizim mesela benim en çok kullandığım Moraran silikon dediğimiz arkadaşlar bu silikonla sıyırtma usulüyle kendinize yemlik balık tutabilirsiniz. Şeyden alacaksanız halden pazardan taze olmasına dikkat ediniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten özellikle şu zamanda yemin çok olduğu zamanda yani şu an mesela Boğaz'da gayet güzel istavrit çıkmakta arkadaşlar. O yüzden balık nazlıdır. Yem seçer. Yeminizin taze olması gerekmekte arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Çinekop takımlarını kullanırken şu elimde görmüş olduğunuz arkadaşlar buna paraşüt ipi diyorlar. Kevlar ip diyorlar arkadaşlar. Kurşun ipi diyorlar. Bu benim aldığım firmada bu şekilde kesik kesik satılıyordu arkadaşlar. Bunlar genelde makarada da 5'er metrelik olarak satılıyor. Bu oldukça uzun. Şimdi bunu ortadan ikiye keseceğim arkadaşlar. Şöyle kestik arkadaşlar gördüğünüz üzere. Biz bunu kurşun ipi yapacağız arkadaşlar. Kurşunumuzu bunun altına bağlayacağız. Makineden gelen klipse direkt kurşunu bağlamayacağız. Bunu da neden yapacağımızı ben size söyleyeceğim. Şimdi bir adet şöyle göstereyim arkadaşlar. 6 numara fırdöndü. Ben genellikle bilyalı fırdöndü kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da neden kullandığımı önceki videolarımda hep söylüyorum. Bilyalı fırdönlerde çapak falan hiçbir şey olmuyor. Gayet temiz. Şimdi şuradan bir düğüm attım. Şimdi arkadaşlar bakın. Fırdönümüzü bağladık. Bu fırdönde arkadaşlar makineden gelen klipse bağlanacak. Şimdi bunun altına eğer normal telli sörf kurşunu kullanıyorsanız arkadaşlar şöyle bir adet klipsi fırdönde kullanabilirsiniz. Ama genellikle çinekop avcılığında arkadaşlar yemli avcılıkta armut kurşun diye tabir ettiğimiz kurşun modeli kullanılıyor arkadaşlar. Bunu takmak için de bir adet altına kasa düğümü, klasik kasa düğümü atacağım arkadaşlar. Şöyle. Düğümlerde zorlanıyorum çünkü köydeyken bir ufak kaza geçirdim arkadaşlar. Parmağımdaki his kaybı halen devam ediyor. Evet arkadaşlar şu an kasa düğümünü attık arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz
Çinekop takımı için. Bu biraz kısa oldu diyebilirim. Yaklaşık 30 santim boyunda yapmanız arkadaşlar gayet yeterli olacaktır. Bu sanırım 20 santim boyunda oldu. Bu da iş görür ama ideali 30 santim yaparsanız arkadaşlar sizler için çok çok daha iyi olacaktır. Şimdi müsaadenizle ben bir kurşun bulacağım arkadaşlar. Şöyle biraz vakit alacak. Ama kurşunumuzu bulduk. Bir adet kurşun. 150 gram arkadaşlar. Burada. Şimdi şuradan şeyi geçireyim arkadaşlar. Halkadan. Tekrardan. Bakın. Kurşunumuz bu şekilde. Şimdi bunu yapmamızdaki amaç arkadaşlar. Şimdi hem denizin dibinde takımımızın, misinamızın yani o şeylerden, otlardan, taşlardan pek zarar görmemesi için yüksekte takımın yüksekte başlaması ve tabii bir de aynı zamanda avcılığın artması için. Şimdi takım bu arkadaşlar. Bir tane de temsili olsun diye makineden gelen klips yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu da makinamızdan gelen klips olsun. Bunu da bir normal bir düğüm atalım şöyle. Şöyle atıyoruz düğümümüzü. Heh. Düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar. Umarım bizim yaramazların sesleri sizleri rahatsız etmiyordur. Bu oldukça yağlı, mumlu bir ip olduğu için arkadaşlar düğüm seçimini iyi yapmak lazım. Ben ilk başta fazla önemsemedim ama şimdi. Evet arkadaşlar, bu da bizim makinamızdan gelen klipsi temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Makineden gelen klipsi açtık. Kurşunumuzu taktık. Kurşun ipine giden fır döndüğü. Şimdi bunu düşmesin. Kapatalım arkadaşlar. Sıra geldi. Çinekop takımımızı açmaya. Şöyle çinekop takımımızı da açalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu biraz kısa arkadaşlar. Ben bunu video için hazırladım. Çok fazla uzun olmasın diye. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 1 metre boyunda. Makineden gelen klipsimize aynı zamanda açıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Takımımızı taktık. Bakın. Şu şekilde normalde kurşunu suya yatırdığınız zaman arkadaşlar bakın şu kurşun şu şekilde suda olduğunu ve şu makineden gelen siyah ip de makineden gelen bir sinir olsun arkadaşlar. Şu şekilde suda yatıyor diyelim. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar takım mantarın kaldırma kuvvetiyle birlikte arkadaşlar yukarıda duracak. Şimdi normalde biz bu fır döndüğü direkt kurşunun üzerine bağlasaydık arkadaşlar. Çinekop bu yeme saldırı yaptığında direkt kurşunun ağırlığını hissedecekti. Hissetmesiyle birlikte aynı zamanda arkadaşlar bizim balığı hissetmemiz zorlaşacaktı. Şimdi çinekop buna hamle yaptığı zaman arkadaşlar ilk başta makineden gelen misinaya tepki verecekti. Kurşuna değil. Bakın şöyle şey buna vurdu diyelim arkadaşlar. Bizim kavışın ucundaki hassasiyet şeyine göre arkadaşlar vuruş diye tabir ettiğimiz olay gerçekleşecektir. Artık ondan sonra sizin tasmalama kabiliyetinize kalmıştır. Şöyle göstereyim aynı bu şekilde. Şu an umarım takım görünüyordur. Şey buna balık buna hamle yaptığı zaman arkadaşlar dediğim gibi ilk başta makinede bir tepkime olacak. Yani makineden gelen ipte şey olacaktır, tepkime olacaktır. Ve biz vuruşları çok daha iyi hissedeceğiz arkadaşlar. Şimdi direkt bu şu görmüş olduğunuz fır döndü kurşunda bağlı olsaydı arkadaşlar
balık ilk önce kurşunu kaldırmak zorunda kalacaktı. Yani kurşunu kaldıracak, kurşunu hareket ettirecek. Ondan sonra işte kamışın ucunda bir vuruş anı olacak ve biz ona göre de tasma atmaya çalışacağız. Ama şu görmüş olduğunuz en ideal sistemdir arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunda dolaşma da minimum seviyede olacaktır arkadaşlar. Şöyle takımı bu şekilde kullanabilirsiniz. Benden almış olduğunuz takımların şöyle uç kısımlarında fırdönlü vardır. Bunu direkt arkadaşlar klipse bağlayabilirsiniz. Ve bu takımın kolay kolay gam yapması da mümkün değildir arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Bakın. Takım suda bu şekilde duracaktır arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan sorular varsa arkadaşlar, dediğim gibi videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından takip etmeyi isteyen arkadaşlarım arkadaşlar, Gazi Fishing kullanıcı adını takip edebilirler. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'dan arkadaşlar Gazi Fishing markasını takip edebilirsiniz. Şimdi sezon başladı. Balık da çıkıyor ama hangi boy balık çıkıyor arkadaşlar? Açıkçası vicdani limitlerdeki boylar çıkmıyor. Yani sirkülerde 13 santim, 14 santim balığa işte izin veriliyor ama yani bu benim şahsi görüşüm arkadaşlar. Bir çenekop 20-25 santimden aşağı tutulmamalıdır arkadaşlar. Çünkü balık henüz yağlanmamıştır, etlenmemiştir, hiçbir şey yok, lezzeti yok. Artı yani o balığın yani bir şansa yani biraz daha büyümeye, serpilmeye ihtiyacı var. Biraz lüfer olmaya ihtiyacı var. Geçen bir haber gördüm. Lüferin kilosunu arkadaşlar 180 gibi 180 lira gibi bir rakamdan satışa sunmuşlar. Durumun vehametini buradan çok çok iyi anlayabilirsiniz. Onlarca çeşit balığın çıktığı Marmara'da bugün yani istavritin tabiri caizse bulamıyoruz. Kuru fasulye diye tabir ettiğimiz yani gariban sofrasının olmazsa olmazı kuru fasulye diye tabir ettiğimiz istavrit balığını bile bulmakta zorlanıyoruz. İşte vicdani limitlerin dahilinde alınırsak arkadaşlar bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Tabii bizden çok büyüklerimize sorumluluk düşüyor. Devlet büyüklerine sorumluluk düşüyor. Bu av limitlerinin normal şu an sirkülerde yazan limitlerden çıkıp arkadaşlar vicdani boyutlara en az bir 20-25 santim boyutlara ulaşmasını temenni ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Takımlarım hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlarım da yine bana sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirler. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İnşallah ilerleyen günlerde çok daha güzel, çok daha kapsamlı videolarım olacak. Allah'a ısmarladık.